Duyacağız. Evet, gizli deyince benim merakım arttı şimdi. O da prefabrike inşaat Ya hafif desteği çelik yapı yapılar diyelim. sistemiyle daha ekolojik evler diyelim. Daha kendi enerjisini kendi üreten evlerle ilgili Ar-Ge departmanımız çalışıyor. Onu da belki önümüzdeki yıl fuarlarda sergileyeceğiz. Evet, dünya herhalde buraya gidiyor Turan Bey. Hani yeşil ev, Evet, artık daha yani çevreci konutlar. özellikle sıfır karbon, işte ekolojik ev, pasif ev diye tabir edilen yöne doğru gidiyor. Daha uzun vadeli yaşam için. Evet, ciromuzun yarısı ihracatta dediniz. Yarısından fazlasını Yarısından ihraç, yarısından fazlası, fazlasını bu ihraç. artacak herhalde bundan Evet, sonra. yani önümüzdeki yıl yapmış olduğumuz bu yatırımlarla beraber özellikle işte İngiltere'deki İngiliz firmaya distribütörlük verdik. Fransa'daki Fransız firmaya distribütörlük verdik. İşte Dubai'de bahsettiğimiz gibi şirket kurduk. Libya'da şu anda bir şirket kurma çalışmalarımız devam ediyor. Yani biz şu anda işte Fransa'dan Sibirya'ya kadar, işte Afganistan'dan Fizan'a kadar şantiyeler kurduk. Kurmaya da devam edeceğiz. Evet. Peki kamu binaları da artık prefabrike yapılardan oluşuyor. Evet. Bu anlamda da bir artış gerçekleşecek mi? Şimdi onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle okul binaları, sınıf, derslik, sağlık ocağı, hastane, revir, anaokulu gibi projeler çok rahatlıkla bizim bir katlı, iki katlı, üç katlı olarak tasarlayabildiğimiz projeler. Zaman zaman da bu projelerden yapıyoruz. Ama bu işi daha sağlıklı yapmak için devlet kurumlarının da kapılarını çalışacağız. Projelerimizi anlatacağız, onları ikna edeceğiz ve yapacağız. Evet. Çünkü bu sistem çok hızlı, çok çabuk geri dönüş sağlayabilecek sistemler. Evet, şimdi özellikle depremden sonra çok fazla prefabrik firmaları Evet. gündeme geldi. Birbiri ardına kuruldu. Biz hem inşaat sektöründe kullanılan prefabrik yapılar hem de bireysel işte çelik yapılar, prefabrik bireysel konutlar bazında baktığımızda iyisini, kalitelisini ya da kaliteli olmayanını nasıl anlayacağız? Şimdi aslında prefabrik yapı sektöründe ciddi bir örgütlenememe sıkıntısı var doğal Evet. olarak. Öyle olunca da bir standartizasyon Yok. oluşturulamıyor. Ve öyle olunca bunun akabinde de doğal olarak bir denetim mekanizması da yok. Firmalar kendi bildiği veya işte bir başka firmadan çalarak aldığı teknolojilerle sistem yürütmeye çalışıyorlar. Ama Türkiye'de yaklaşık 100'e yakın firma var bu sektörde çalışan. Ama ciddi bazda yüksek kapasitede ürün üreten, kaliteli ürün üreten 4 veya 5 firma sayabiliriz. Bunun 2 tanesi İstanbul'da, 2-3 tanesi de Ankara'da olmak üzere. Bu Çok firmaların fazla bir araya firma yok o zaman. gelmesiyle, yani çözüm olarak bu firmalar bir şekilde bir araya gelecek, örgütleşecekler. Biz de buradan sesleniyoruz. Bu sektörde faaliyet gösteren meslektaşlarımıza bir araya gelerek, örgütleşerek bir mekanizma kurulacak, bir standartlar oluşturulacak. Akabinde de tüketici bilinçlendirilecek. Evet, standart dediniz, yurt dışıyla bizim farkımız var mı? Yok, o noktada biz kendi firmamız adına tabii konuşabilirim. Dünyadaki en son teknolojiyi takip ediyoruz ve o teknolojiye uygun makinaları getiriyoruz yurt dışından. O teknolojiler mesela hiç bahsetmediğim bizim Profacto teknolojimiz var. Burada asıl anlaşılır bazda tarif ettiğimiz zaman kaynaksız yapı teknolojisi. Kaynaksız. Kaynaksız yapı teknolojisi. Yekpare mi olacak? Yekpare Nasıl olacak? özel şerit malzeme hatta giriyor. Diğer taraftan kesilmiş, delinmiş olarak hattan çıkıyor. Ve vida ve civata vasıtasıyla bu ürünleri yapıyoruz. Yaklaşık 10 yıldır bu kaynaksız yapı teknolojisini kullanıyoruz. Hem şantiye binalarında kullanıyoruz. Hem nestavili ürünlerimizde hem de stilav ürünlerimizde bu kaynaksız yapı teknolojisi kullanıyoruz. Şimdi yeni getirdiğimiz, geçen sene yatırıma aldığımız yaklaşık 3 yıl onun projelendirmesiyle çalıştık. Bir senede makine üretildi yurt dışında ve geçen sene ortaları itibariyle makine Türkiye'ye geldi. 3 ay gibi bir sürede kuruldu ve geçen sene Eylül ayı itibariyle de faaliyete geçti. Buradaki ürünleri de daha çok Vefa Prefabrik Yapılar ürünlerinde kullanıyoruz kamp binalarında. Müthiş dakikada 5 metre duvar paneli çekiyor. Otomatik duvar üretim makinesi diyoruz buna. Aslında Türkiye'de ona yakın firma var. Panel üreten, ya cephe ve duvar paneli üreten ama bizim sistemimiz biraz daha farklı. Bir takım kendimize has özel ölçülerde ve tasarımlarda yaptık. Ve bu sistemi şu anda yurt dışındaki büyük projelerin çoğunda kullanıyoruz. Hatta daha önce teklif verdiğimiz müşteriler
sonuçlanmadıysa o eski teknolojideki sistemine değiştiriyorlar. Israrla bu teknolojide üretmiş olduğumuz, Neopan teknolojisi üretmiş olduğumuz ürünleri talep ediyorlar. Evet, çünkü daha ekonomik, artık daha hızlı ve daha kaliteli. Evet. Zaten mühendisliğin kuralında da eğer bir ürünü daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli üretiyorsanız Türkiye'de, dünyanın her yerinde de iş var size. Evet. Peki kataloğunuzda 3 katlı prefabrik yapılar gördüm. Evet. Bu kat sayısı artıyor herhalde. Siz de yüksek katlı toplu konutlarla rekabet edebilecek duruma gelmişsiniz. Aslında 3 kata kadar daha rantabl oluyor, verimli oluyor. 3 kattan sonrasında maliyetler yükseliyor. Yükseliyor. Tek kat, 2 kat ve 3 kata kadar bu konteyner birleşimli yapılardan yapıyoruz veya işte prefabrike yapıları yapabiliyoruz çok rahatlıkla. Evet. Dediniz ki hani 2-3 katlı toplu konutları neden betonarme yapıyorlar anlamıyorum hala. Evet. Orada maliyet hesabı yaptığınız zaman bu toplu konut üreticileri açısından bir kazanç var mı yoksa başa baş bir durum Aslında söz onu konusu şöyle mu? İzah edebiliriz. Aslında binanın iskelet kısmı değişiyor. Yoksa bizim yapmış olduğumuz binalardaki kullanılan malzemelerdeki ince kalemler betonarme binada da kullanıyorsunuz. Esas Aynı maliyet şeyler. etki eden kapısı, penceresi, boyası, elektrik tesisatı, mekanik tesisatı aynı ürünler her ikisinde de. Birinde konstrüksiyonu betonarme yapıyorsunuz, diğerinde çelik Evet. yapıyorsunuz. Betonarme yaptığınız zaman 200 ton bir yük üzerinizde bekliyor. Diğer prefab yaptığınız zaman da 20 tonla, onda bir oranda daha hafif bir malzeme kullanarak bu sistemi yapabiliyorsunuz. Rakamsal bazda da daha ekonomik de üretebiliyorsunuz. Evet, burada tabii malzemenin kalitesi kadar işçilik de önemli. Yani herkesle bu yapıları kuramıyorsunuz Evet, evet. anladığım kadarıyla. Ne kadar yetişmiş eleman eksikliği var mı? Tabii bu Türkiye'nin bir sektörü, kalifiye eleman sektörü maalesef Türkiye'de var. Özellikle işte bir meslek sesi, memleket meselesi diye bir şey çıkarıldı ama onun arkasında tam durulmadı. Özellikle bu imam hatipler yüzünden meslek liselerinin önü kapatıldı. Biz açıkçası kendi elemanımızı 20 yıldır kendimiz yetiştiriyoruz. Hatta bir kısmını piyasaya salıyoruz. Daha sonra rakiplerimiz de olabiliyorlar. Bir de teknik öğretmen vasfımız olması dolayısıyla da isterseniz biraz daha idealist düşünüyoruz. Ve kendi ekiplerimiz kendimiz yürütüyoruz. Yoksa cidden kalifiye eleman sıkıntısı Türkiye'de var. Evet, peki ne kadar istihdama katkı sağlıyorsunuz siz sektör olarak, Şu şirket anda olarak? şirket bünyesinde çoğu mimar ve mühendislerden oluşan bir 50 kişilik idari kadromuz var. 350 kişilikte çalışan personel, montaj ve fabrikalarda çalışan personelimiz var. Evet, Toplam 400 kişi. İş neredeyse bütün ekip oraya mı kanalize Tabii oluyor? yok, montaj ekiplerimiz ayrı. Onlar ayrıca yetiştirilmiş, sertifikaları verilmiş vaziyette. Yaklaşık 150 tane süpervizör niteliğinde yetiştirdiğimiz elemanlarımız var. Onlar işte şu anda dünyanın 10'a yakın ülkede şu anda çalışmalar yapmakta. Evet. Peki iş arayan ve bu konulara ilgi duyan gençler olabilir. Biz bünyemizde yetiştiriyoruz dediniz ama ne yapmaları gerekir? Hangi alanlarda boşluk var? Şimdi özellikle çelik yapıları geleceğe için umut vaat ediyor. Onun için özellikle üniversitede okuyan, inşaat mühendisliği bölümlerinde okuyan arkadaşları kesinlikle çelik stadyumu noktasına yönelmelerini. Çünkü o noktada ciddi çelik bilen arkadaş bulmakta zorlanıyoruz. Daha çok betonarme statik olarak yetiştiriyorlar üniversitelerimiz. Onun dışında gözde sektörler var kendi içinde. O sektörlere yönelsinler diyorum. Neler var mesela? İşte montaj ürünleriyle ilgili boya var, elektrik var, mekanik var. O sektörlerde sürekli istikbal var. İş bulabilirler, bulabilirler onlar. Çok rahatlıkla. Peki tekrar genele döndüğümüzde 3 aydır bir canlanma var dediniz sektörde. Evet. Mart'tan sonra bir canlanma daha başlayacak. Daha bir Yani sektör bizim hareketlenecek. Edindiğimiz izlenimler o noktada şu anda. Çünkü 6 ay önce teklif verdiğimiz müşteriler tamam yapacağız, yaptık, anlaşacağız. Yeri arada hep böyle bir geçiştirmeyle geçti. Akabinde şimdi de kış sezonu tabii biraz da bekliyorlar ama Mart'tan sonra piyasaların daha iyi açılacağı kanısındayım. Ama 2011 daha 2010'dan daha iyi olacak. 2011'e Evet, sarktı bu evet, iyileşme. evet, evet. Peki stoklarda çok konut bazında düşünüyorum. Çok stok var mı? Hani hep izleyicilerimiz soruyor şu anda ev alma zamanı mı? Siz de hani sektörün bir anlamda içindesiniz. Yani tabii konut stoğu var şu anda görünen rakamlarla baktığımız zaman ama çok fazla fiyatlar artık aşağı inmiyor. Dip noktaya gelmiş. Yazla beraber önümüzdeki yazdan sonra fiyatlar kısmen artacağı düşünüyorum. Onun için almak isteyenler
bu dönemde faizler de yeteri kadar aşağı düşmüşken, çünkü daha faizlerin de aşağı inmeyeceği söyleniyor. Konut fiyatları da şu anda dip noktada. Şu anda almalarını tavsiye ediyorum. Evet. Tabi alırlarsa bizim için de iyi olur. Yeni konut firmaları yeni işlere başlarlar. Biz de onların altyapılarını kurarız. Evet. Özellikle canlanma Mart'tan sonra başlayacak dediğinize göre fiyatlar da o Artmaya dönemden başlayacak. sonra artıyor. Evet, artmaya Genel başlayacak. olarak baktığımızda. Evet. Peki prefabrik sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz Turan Bey? Biz prefabrik sektörü özellikle konut noktasında bakarsak geleceğini açık görüyoruz. Zaten şantiye binaları bu olmazsa olmaz, sürekli bu gelişecek ve bütün müteahhitlerimiz bu altyapıları kurmadan, şimdi bakıyoruz mahallenin arasında bir apartman bile yapılmış olsa mutlaka oraya bir ofis konteyneri alıyor Konuyor. artık. Eskiden müteahhitlerimiz bu şekilde düşünmüyordu. O yaygınlaştı artık, oturdu, ama konut noktasında gelecekte bizim ne kadar çok tanıtabilirsek, İşte sizlerin basında desteğiyle halkı bilinçlendirirsek daha da artacağı ümit ediyorum. Herhalde daha bireysel konutlar da artacaktır ileride betonarme yapılardan sonra. Burada biraz sıkıntı, belediyeler ciddi bazda arsa üretemiyorlar. Yani arsa üretilmiş olsa şehre yakın noktalarda, çünkü bu kalıcı binalar. Şehre yakın binalarda arsa üretildiği takdirde vatandaşlarımız da o arsalara, ona göre de planlama yapıldığı takdirde çok rahatlıkla, çünkü bugün bir daire 250-300 milyar, bizim sattığımız villalar 100-150 milyara, 200 milyara villa satıyoruz, villa yani. Evet. Ve daha kaliteli, daha iyi ısı ve ses izolasyonuna sahip üniteler. Evet, peki. Başarılar diliyoruz. Bundan sonra Vefa grubu özellikle ihracatta ki inşaatçıların yurt dışına çıkmasıyla siz de beraberinde gidiyorsunuz. Evet. İhracatta daha da başarılı olmanızı diliyoruz. Evet. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Ben bu 20 yıllık süreçte bizimle beraber çalışan ve firmamızın gelişimine destek veren çalışma arkadaşlarımıza, bize kalite ürünler veren tedarikçilerimize, yapmış olduğumuz yatırımın karşılığı olarak, ödül olarak bize iş veren müşterilerimize ve kaliteli işler yapmak isteyen, yatırım yapan meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi Evet. izlemeye devam edin diyorum. Peki, çok Rica teşekkürler ederim. Sağ geldiğiniz olun. için, Ben verdiğiniz teşekkür bilgi ederim. için. Sağ Sağ olun. olun. Evet, ekonomi gündeminin bu bölümünde inşaat sektörünün önemli dallarından biri prefabrike yapılar konusunu ele aldık. Vefa Grup Eş Başkanı Sayın Turan Koçyiğit konuğumuzdu. Yeni bir ekonomi gündeminde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.